Merhabalar, hoş Evet abi, geldiniz. sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Bulduk. İsmim Hüseyin Gündeşli. Kahramanmaraş'tan geliyorum abi ben. Buraya 5 aile geldik biz. Arçelik Durağı'nın orada ikametgah ediyoruz. Sağ olsun buraya geldiğimizde abilerimiz bize evdi, yataktı, gıdaydı. Ne bileyim, bizim bir evin neye ihtiyacı varsa fazlasıyla sağ olsun her şeyi temin ettiler. Hiçbir sıkıntımız, hiçbir ihtiyacımız yok. Elhamdülillah Nusaybin halkının sayesinde. Fakat ben bütün bunlardan önce başka bir şey söylemek istiyorum. İnsanlar burayı abi, buranın insanlarını kimse tanıyamamış. Yani ben buradaki yaşadığım insanlardaki bu samimiyeti gördükten sonra emin olun biz artık kendi insanlığımızı yargılar olduk. Neden biliyor musun abi? Örnek veriyorum. Bir markete gidiyorum abi, alışveriş yapmışım. Adam benden para almıyor. Diyor ki senin paran geçmez. Abi eczaneye gidiyorum, ilaç alıyorum. Adam diyor ki abi senin paran geçmez. Abi hastaneye gittik. Doktor bana diyor ki isim kullanmıyor. Abi diyor senden rica etsem, numaram versem, bir şeye ihtiyacınız olduğunda lütfen benim yardım etmeme vesile olur musun diye beni incitmeden bu tür şeylerle karşılaşıyorum. Yani ne bileyim abi anlatılır gibi değil. Nusaybin halkı, halkındaki bu samimiyet, bu candanlık veya ne bileyim bu özveri anlatılır gibi değil. Bunun bir karşılığı yok, bunun bir bedeli yok. Abi hiç kimse bize yardım yaparken en ufak bir şekilde ne reklam, ne başka bir şey veyahut da ne bileyim bir incitme veyahut da ne bileyim bir surat aksıklığı. Aksine insanlar, Nusaybin halkı resmen yarışıyor abim ya. Yani birbiriyle bir insan yarışır mı iyilik yapmak için? Yarışıyorlar abi. Anlatamam sana. İnsan ilgiden sıkılır mı abi? Bu kadar ki. Aşırı derecede. Yani biz artık harbiden çok farklı duygulara kapılmaya başladık. Yani ben kelimelerle anlatacak hiçbir şey bulamıyorum. Buradan Nusaybin halkına, özellikle hepsine, en büyüğüne, en küçüğüne, esnafına, abilerine, ablalarına diyebilirim ki beni 5.000 kişi, belki bilmiyorum sayısının ne kadar olduğunu, aradı. Yalvarıyorlar ya lütfen biz yardım edelim diye. Yani böyle bir şey yok abim. Bunun bir parasal karşılığı yok. Bunun bir şeyi yok. Yani eğer buraya gelmek isteyen Türkiye'nin neresindeki mağdur depremzede vatandaşlar varsa Nusaybin'e, özellikle Nusaybin'e gönül rahatlığıyla gelebilirler. Candı, maldı, ne bileyim her türlü hiçbir sıkıntılar olmaz. Nusaybin halkı ve kaymakamlığı sağ olsun insanlara çok fazlasıyla kucak açıyorlar abi. Burada güven sıkıntımız yok abim. Ben kendi evimden emin olun burada daha rahatım, daha güvendeyim yani. Elhamdülillah. Öyle olduğumu hissediyorum. En azından bu insanlar bize bunu hissettirdiler abi. Fazlasıyla hissettirdiler. Sana o kadar söyleyeyim abi. Hocam Hüseyin hocam, ben şeyi sormak istiyorum. Bilmiyorum, duyguların tam olarak karşılığı olmaz ama deprem anını sormak istiyorum. Depremde neler yaşadınız? Abi deprem anı gece saat 4.15 civarıydı zannedersem. Şiddetli bir gürültü başladı abi. İlk önce böyle bir deprem gibi başladı ve bu bir anda böyle sanki toprağın altında bir şeyler kaynıyor. Bir şeyler böyle patlıyor abi. Yani bu nasıl anlatılır? Bir dehşet anı abi. Yani böyle bir deprem yok. Ben daha öncesinde de mesela keza siz de depremler yaşamışsınızdır. İlla ki bir sallantı olur vesaire gibi olur. Böyle bir şey yok abi. Yani resmen yıkım gibi. Alttan böyle bir şeyler vuruyor. Abi insan benim ayağımın altında ben zemindeydim o anda. Toprak zeminindeydim abi. Adım attığımda toprak ayağımın altından kaydı. Abi tekrar geri geldi toprak ayağımın altına. Yani insan düz zeminde hadi apartmandasın sallanıyorsun. Bunu yüksekte olduğun için anlarım. İnsan burada dengede duramaz. Ama toprakta dahi dengede duramadık abi biz. Yani insan çömeldiğimiz yerde bir sağa bir sola sallanır. Bu kadar ki şiddetli bir deprem oldu. Ve abi ben bir ara fırsat bulduğumda şehrin böyle güney tarafına doğru baktığımda müthiş derecede bir patlama oluyordu abi orada.
Deprem esnasında mı patlamalar oldu? Evet abi, patlama. Trafo patlamalarını biliyorum bak. Trafo patlamaları oldu, hatlar koptu, bilmem ne oldu falan. Her taraf bir anda zifiri karanlık oldu. Yani ortalıkta sadece o anki trafikteki arabaların ışıkları falan kaldı. Abi bir gökyüzüne doğru müthiş bir şey var. Sanki yanıyor gibi abi. Yani yerin altından böyle bir patlama aldı. Ben zannettim ki abi aşağı tarafta bizim orada şey vardı. Petroller ve fabrikaların falan yoğun olduğu bölgelerdi. Yani o benim alt tarafa baktığım yer. Abi emin ol petroller dedim patlıyor abi. Fabrikalar patlıyor. Yani böyle bir şey yok. Abi yoldaki arabaları gördüm. Yoldaki arabaların üzerinde hiçbir şey yok. Sadece lastikleri parçalanmış. Kesilmiş değil bak. Ne kadar Parçalanmış. sürdü Hüseyin Hocam? Şimdi dakika veya zaman olaraktan bilmiyorum ama normal depremlerin çok çok üzerinde oldu abi. Yani mesela işte dediler ki resmiyette 7 nokta küsür, ben zannetmiyorum 7 nokta küsür değil. Böyle bir şey yok abi. Bunun bir tarifi yok abi. Bu anlatılır bir şey değil yani. Allah bir daha yaşatmasın. Allah bir daha kimseye göstermesin. Ama ve lakin bu tarifsiz bir durumdu yani abi. Hüseyin Bey, ailenizde herhangi bir kayıp oldu mu? Herhangi vefat eden yaralı? Birinci derece ailelerimizde şükürler olsun ki bir kaybımız olmadı abi elhamdülillah. Fakat yakın akrabalarımızdan sadece benim değil abi. Maraş'ta yaşayan herkesin illaki bir kaybı var. Hala az önce dahi yine cenaze haberimiz geldi. Allah nasip ederse inşallah biz de birazdan yola çıkacağız abi. Cenazelerimizi, son görevlerimizi inşallah elimizden geldiği kadar yerine getireceğiz abi. Sağ olsun buradan Nusaybin halkı, Allah razı olsun, burada çok güzel çevreler edindik. Çok güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi şahsıma söyleyeyim abi. Çok güzel insanlar tanıdım. İsimlerini buradan tek tek saymak istemiyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Sizi daha Ben fazla onların hepsini daha çok fazla yormak yani ne istemiyorum. kadar teşekkür etsek az abi. Yani bunun bir teşekkürü yok, bunun bir karşılığı yok, bunun bir bedeli yok. Musaib'in halkının ve valiliğinin biz hakkını asla ödeyemeyiz. Bu dünyada da ahirette de. Bugün Türkiye'nin neresine giderse gitsin insanlar abi. Bu insanların göstermiş olduğu reklamsız samimi davranışlarını dünyanın hiçbir yerinde vallahi de billahi de bulamazlar. Bak yemin ediyorum sana, bulamazlar. Bu insanlığı, eğer ki bir insan, buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum, İbret olsun diye söylüyorum. Eğer ki insanlık dersi almak isteyen varsa lütfen gelsin de Nusaybin halkıyla tanışsınlar ki kendi nefislerini bir kere daha muhasebe etsinler. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Ben 4 gün oldu abi geleli buraya. 4 günden beri her gün kendi nefsimi muhasebe ediyorum. Vakti zamanında biz de iyilikler yaptık. Bizim de kendimize göre şeylerimiz oldu ama biz hiçbir şey yapamamışız abi. Neden biliyor musun? Ben Nusaybin halkını tanıdıktan sonra şimdi bunları söylüyorum. Ben bunları söylüyorum abi. Yani herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok büyük geçmiş olsun. Sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Çok çok büyük geçmiş olsun. Rabbim Yani göstermez bizi. Nusaybin halkı bambaşka bir insandır. Onlara insan bile ne demek başka. Nusaybin halkı gerçekten insan bu kadar canı gönülden olur mu? Bir insan bu kadar samimi olur mu? Yani anlatılır gibi değil abi. Bunu ben anlatamıyorum. Yani herkesten özür diliyorum. Yanlış bir kelime söylemek istemiyorum ama ben Nusaybin halkını hiçbir şeyle asla ve asla kıyaslayamam dahi. Onların bu samimiyetlerini, bu insanlıklarını, yardımseverliklerini, ne bileyim abi neyse bunların bir karşılığı yok. Ölçülebilirliği yok abi. Yok abi. Bu kadar abi, net. Bu kadar net.